Merhaba Shift Devlet'le izleyenleri, IFA 2018'deki teknoloji turumuz Vestel standında başladı. Yerli üreticimiz Vestel yeni modellerini IFA 2018'de tanıttı. Elimde şu an Vestel Venüs Z30 var. Vestel Venüs Z30 bizlere neler sunuyor? Gelin yakından bakalım. Şu anda karşımızda Vestel'in en yeni akıllı telefonu Vestel Venüs Z30 var arkadaşlar. Vestel'in çentikli ekrana sahip, ayrıca hem yüz tanıma hem de yapay zeka sahip yeni telefonunu inceliyoruz IFA 18'de. Evet arkadaşlar, telefon Ekim ayının ortalarında çıkacak. Ekim ayının 15'i gibi bir çıkış tarihi var ama hani tam bir net çıkış tarihi verilmedi. Ayrıca ürünün fiyatı ile ilgili de net bir bilgi yok. Ekim ayının ortalarında fiyatı ve çıkış tarihi netleşecek diyebiliriz. Vestel Venüs Z30'un 3 farklı renk seçeneği var. Elimde tutmuş olduğum telefon mavi renk seçeneğine sahip. Zaten Vestel'in Z10 ve Z20 modellerinde mavi renk seçeneği hem çok satıyordu hem de çok ilgi çekiyordu. Z30'da da mavi renk seçeneği var ama tonu biraz daha koyulaştırılmış. Diğer renk seçeneklerine de hemen bir göz atalım. Altın rengine de bakacak olduğumuzda, altın renginin ışık durumuna göre bazen kahverengi gibi gözüktüğünü söyleyelim ama bu da özellikle bu tonları sevenlerin dikkatini çekecek bir model. Diğer renk seçeneği ise siyah arkadaşlar. Siyahı da burada sizlere göstereyim. Oldukça koyu bir siyah renk. Dolu dolu bir siyahla geliyor. Özellikle siyah severler için de iyi bir seçenek. Şimdi telefonun tasarım özellikleriyle devam edelim arkadaşlar. Yeni nesil tasarım özelliklerini, çentikli ekranı görüyoruz. Bu çentikli ekran da kapatılabiliyor ayarlardan. Yani ben çentikli ekran istemiyorum diyorsanız üst taraftaki o çentik yazılımla siyah oluyor. Telefonun ağırlığına bakacak olduğumuzda 168 gramlık bir ağırlığı var. Kalınlığı ise 7.9 mm. Alt tarafta USB Type-C portu var. Hoparlör ızgarası ve mikrofon deliğinde görüyoruz. 3.5 mm'lik jack girişi yok. Artık Type-C'den kulaklığı takacağız. Vestel de bu trende ayak uydurmuş. Sağ tarafta ses kısıp açma ve güç butonunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafta 16 megapiksellik bir kamera var. Bu 16 megapiksellik kamera yüz tanıma özelliğine de sahip. Yani hem parmak izi okuyucusuyla hem de yüz tanımayla telefonu açabileceksiniz. Parmak izi okuyucusu da arka tarafın ortasına yerleştirilmiş. Hazır arka taraftan bahsetmişken şuradaki kameralardan da bahsedelim. 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Bu kamerayı 2 megapiksellik ikinci kamera destekliyor. Hem önde hem arkada ana kamera 16 megapiksel ve iki kamerayla da bokeh portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği olduğunda hatırlatalım. Ve gelelim donanım özelliklerine. Android Oreo 8.1 sürümüyle beraber geliyor. 4 GB RAM, 64 GB dahil hafıza ve microSD kart desteği de üründe bulunuyor. İşlemcisi ise MediaTek 6763T, 2.5 GHz hızında çalışıyor ve 8 çekirdekli yapıda. Telefonun ekranından bahsetmek istiyorum. Ekranının gerçekten renk parlaklığı oldukça iyi. Hatta şuradaki modelde de ekran parlaklığını güzel bir wallpaper'da görebiliyorsunuz. Gerçekten iyi bir ekran var. Peki bu ekran bu parlaklığı nasıl veriyor? Incel IPS panelle geliyor. Incel IPS panel renk tarafında dikkat çeken bir panel. 6.18 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde, yani 1080'e 2246 piksel. Ekran kasa oranı ise 19'a 9. Genelde 18'e 9'u biliyoruz. 19'a 9'un en büyük avantajı, iki tane uygulamayı açtığınızda, çift ekran yaptığınızda iki uygulamada tam ekrana oturuyor. Bu açıdan 19'a 9 ekran oranı gerçekten iyi bir oran. Telefonun son olarak bataryasından bahsetmek istiyorum. 3300 mAh büyüklüğünde bir bataryası var. Bu özelliklerde bir telefon için 3300 mAh'lik batarya da yeterli olacaktır. Tabi incelemede, detaylı incelemede bunları sizlerle paylaşacağız. Telefonda Bluetooth 4.0 GPS, 802.11 ABGN Wi-Fi bağlantısı gibi diğer özellikler de bulunuyor arkadaşlar. Telefonla ilgili pek çok gelişmeyi sizlere önümüzdeki dönemde çıktığında vereceğiz arkadaşlar. IFA 2018'deki teknoloji turumuz devam edecek. Shift Devletnet'te en son çıkan ürünleri görmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.